Erciş'te anaokulu açtı. İstanbul'da konser verdi. Gülben Ergen, Çocuklar Görsün Diye isimli kampanyasıyla 10. anaokulunu Erciş'te açtı. Erciş'e bir anaokulu bırakmak, hem de büyük bir anaokul yaptık. Diğer yaptıklarımızdan farklıydı. Çok güzeldi. Acele acele gittik ve döndük ama çok sevindiler. Gülben Ergen'in Erciş'te olduğu günlerde iki düğün üst üste yapıldı. Atademir Er, Özge Borak'la evlendi. Ne kadar güzeldi resimleri. Gazetede çok gördüm. Güzel. Evet, çok güzel. İnşallah çok mutlu olurlar. Hemen arkasında da Demet evlendi galiba, değil evet, mi? Dün Twitter'da gördüm. Güzel bir evlilik ayı mıdır acaba? Evlilik ayı da evlilik mevsimi de diyebiliriz Gülben Hanım. Sevgililer evlenirken Gülben Ergen kısa bir süre önce Mustafa Erdoğan'dan boşandı. Allah kimseye vermesin. Kimse boşanmak için evlenmiyor elbette ki. Herkes mutlu olmak için evleniyor. Ben şanslıyım. 3 tane oğlum var benim. Çıyorum ama ben öylesine. Ölmesine bir gün seni görmesine. Ayrılık sonrası insanlar hayatlarında yeni kararlar alırlar çoğunlukla. Gülben'in aldığı kararlar var mı acaba? Hiç öyle. Büyük olaylar bende öyle keskin değişiklikler yapmaz. Böyle büyük olaylarda alınan çok radikal kararlar da kalıcı olmaz zaten. Dolayısıyla hayatımı aynı şekilde yaşamaya devam ediyorum. Ani ve yanlış kararlar almamaya dikkat etmek gerek böyle dönemlerde. Hüzünlü müyüm zaman zaman, yorgun muyum? Evet. Bunlar da hayatın bir parçası, böyle sürekli şarkı sözü gibi oldu. Öyle mi? Not alayım evet, o zaman. Gerçekten de şarkı sözü cümleleriyle yaşadıklarını özetledi Gülben Ergen. Güzel olaylardan konuşalım biraz. Mesela Gülben'in yeni rockçı imajından radikal bir değişim geçirdi yeni klibi için güzel şarkıcı. Bu şarkı müsaitti bu kadar güzel değişmeye. Ben de değiştim, değişebildim. O kadar farklı bir kulağa girebildim. Rockçıların işi gerçekten zormuş. Gitarla şarkı söylemek çünkü çok zor. O bayağı bir ağırlık insanın üstünde. Bundan sonra da gitarla görecek miyiz acaba Gülben'i? Ben günlük hayatımda öyle gezebilir miyim? Ya da sahneye öyle çıkabilir miyim? Hayır. Ama bu değişikliği yaptım mı? Evet, iyi ki yaptım. Herkes yapamaz. Değişiklikleri taşımak lazım. Kediler dolanıyor aşkımızın merdiven altlarında. Sonradan söylemedi demediye bak anlatıyorum işte sana. Gülben Ergen'in basına dağıtılan fotoğraflarındaki Photoshop konuşuluyor. Gülben Hanım Photoshop var mıydı? Nerede? Fotoğraflarda. Arkadaşlar niye Photoshop olsun? Giyinik pantolon, ceket var. Neresinde böyle? Niye yani anlamadım. Daraltma ve boy uzatmayı Photoshop'tan saymıyor demek ki Gülben Ergen. Ayşe Öz Yılmazer'le benzerliğiniz konuşuluyor gitarlı fotoğraflarda tarz olarak. Öyle mi? Evet. Güzel olabilir. Nazan Öncel de var gitarlı. Her gitarlı şarkıcıyı birbirine benzetmek, her aksakallı yaşlıyı dede sanmakta bir olsa gerek. Efendim bir köşe yazarısının ismi şuna yazdı. Gülben Ergen ne olursa olsun gülüyor ve bundan dolayı kazanıyor. Ne diyorsunuz? İçimde yatan Margaret Thatcher'a teşekkür ediyorum. İngiltere'nin efsane başbakanlarından Margaret Thatcher'ın güldüğü pek görülmemiştir ama güçlü bir kadın olduğu kesin. Ayaküstü ama bir o kadar da samimi röportajdan sonra hayranlarıyla buluştu Gülben Ergen. Hayranlarına konser ziyafeti çeken Gülben bir ara sahneden inerek yürüyen merdivenlerden üst kata çıktı. Baba kolunu çek. Koruma
çalışmalar etten duvar örmeye çalışıyorlar adeta Gülben Ergen'in etrafını. Yine de hayranlarıyla buluşmaktan geri kalmıyor güzel şarkıcı. Bir ara nazara gelen Gülben Ergen düşme tehlikesi yaşıyor. Son anda dengesini sağlayan Gülben Ergen, izleyiciler arasındaki bebeklere de özel ilgi gösteriyor. Tebessüm bile yetecek inan, kalplerimiz sürükleniyor, farkında değilsen hiç olmaz. Gülben Ergen'in konseri hayranlarının içinde renkli görüntülerle tamamlanıyor.